10 Kasım'da yapılan üçlü anlaşma sonrası bölgeye konuşlanan Rus barış güçleri tarafından kontrolü sağlanan Kelbecer'deki Hudavenk Manastırı'na Ermenilerin girişi Azerbaycan ordusu tarafından engellendi. Yapılan anlaşma sonrası Rus barış güçleri tarafından kontrol edilen manastıra Azerbaycan vatandaşlarının girişine bir süre izin verilmezken, Ermeniler manastırı istedikleri gibi ziyaret etmelerinin yanında düğün gibi merasimlerde düzenlendi. Düzenlenen bu merasimlerde Rus barış güçleri Ermenilerin fotoğrafçılığını da yaparak Azerbaycan'ın büyük tepkisini çekmişti. Daha sonra Azerbaycan ordusu tarafından manastırın çevresinde kontrol noktası oluşturuldu. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Ermenilerin Kelbecer ilçesinde bulunan Hudavenk manastırına girmelerine izin verilmediği kaydedildi. Ermeni Yevgeniye Yengibaryan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Noel tatsız bir olayla başladı arkadaşım ve ben Rab'be gidemedik. Her pazar günü geziler olmasına rağmen bugün orada olmak istedik. 40 kişi olmamıza ve ziyaret etmek isteyenlerin sayısında bir sınırlama olmamasına rağmen, Türkler sadece 30 ziyaretçiyi kabul etti. Sonuç olarak, herkes üçüncü otobüsten indirildi. Evet, Rabbi ziyaret etmek düşmanla anlaşmaya bağlıdır. Merhaba, yeni gerçeklik dedi. Haberde, Noel arifesinde, Ermenistan'dan yaklaşık 70 kişinin Kelbecer bölgesindeki Hudavenk Manastırı'nı ziyaret etmek istedikleri yönünde talep iletildiği kaydedildi. Kelbecer'in kurtarılmasının ardından hem Ermeni din adamlarının hem de Albano Udi Hristiyan cemaatinin temsilcilerinin manastırda ayinlerde bulunduğu ifade edilen haberde, güvenlik amacıyla, manastır kompleksinin toprakları Rus barışı koruma birlikleri tarafından kontrol ediliyor. Hudaveng'in girişinde Rus barış güçleri için bir kontrol noktası kuruldu. Rus barış güçlerinin kontrol noktasından önce, din adamların ilk aramasını yapan Azerbaycanlı askerler var. Ermenistan'dan gelenlerin manastırı ziyaret etmelerinin Azerbaycan'ın kurallarına göre, Ermenilerin gelişi hem Rus barış güçleri hem de Azerbaycan askerlerinin emriyle koordine edilmektedir. Manastır alanına Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin iki kontrol noktası kuruldu. Ancak Ermeni sosyal medya kullanıcılarına göre, Azerbaycan paylaşımlarına sadece iki otobüse izin verdi. Manastırın topraklarına 30 kişi girebildi ve diğer hacılara ziyaret için başka bir gün seçmeleri tavsiye edildi. Manastır ziyaretlerinin kısıtlanması Ermeniler arasında hoşnutsuzluğa neden oldu denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 30 kişilik ekibin gelmesi için anlaşma yapıldığını açıkladı. Güvenlik nedeniyle Azerbaycanlı ordusunun, Ermenilerin manastırı ziyaret etmek için başka bir gün seçmelerini tavsiye ettiği, Ermeni vatandaşlarının hoşnutsuzluk ve iddialarının asılsız olduğunu ve sağlam bir zeminin olmadığını vurguladı. Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügerov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine gelişinin çok ciddi bir olay olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın bu konuya hem resmi hem de gayri resmi olarak sert tepki vermesi gerektiğini belirten Zülfügerov, Ermenistan'ın süreci Agitmis grubu çerçevesinde geliştirmeye çalıştığını belirtti. Zülfügerov, sadece Ermenistan değil, Batılı ülkeler de ondan yana. Karabağ ile ilgili son gelişmeler hem Ermenistan'ı hem de Batılı destekçilerini endişelendiriyor. Mesele şu ki, 44 günlük savaşın ardından Ermenistan-Azerbaycan çatışması büyük yapısal değişikliklere uğradı. Ordumuzun buna cevaben başlattığı karşı saldırı operasyonları olan Azerbaycan'a yönelik resmi Erivan saldırısı, Ermenistan'ın etnik temizlik politikasını yok etti dedi. Zülfügerov, 10 Kasım açıklamasının gereklerine göre Ermeni askerlerin çoğunun sürüldüğünü belirterek, bu durumda, herhangi bir komşu ülkenin iç işlerimize karışması kabul edilemez. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini ziyaretinin bir girişim olduğunu düşünüyorum sanki Erivan'ın Karabağ üzerinde hala hakları varmış gibi. Azerbaycan, MİSK grubundan kesin olarak feragat etti, yeni bir uluslararası format yarattı ve içinde kalan tüm sorunları çözmesi gerekiyor. Bu format bir Türk-Rus çiftinden oluşmalıdır. Azerbaycan'ın daveti neticesinde ülkemize gelmeleri ve Bakü'ye yardım etmeleri gerekiyor. Bu formatın dışında Ermeni yetkililer ve yetkililerinin Karabağ meselesine müdahale etme hakları yoktur bence ciddi tedbirler almalı ve bu ziyaretlere son verilmesini talep etmeliyiz. Er ya da geç, eski sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin terörist lideri Arayik Harut Yunyan, Azerbaycan'dan kaçacak ya da tutuklanacak ve cezalandırılacak diye konuştu. Global ve Bölgesel Güvenlik Sorunları Merkezi Başkanı Kabil Hüseyinli, 2021'in Azerbaycan diplomasisi için çok hareketli bir yıl olacağını, özellikle 44 günlük savaştan sonra bazı sorunların masada çözülmesi ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Bu bakımdan Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin ve hatta Türkiye'nin katılımıyla toplantılar yapılmasının önemli olduğunu ifade eden uzman, öncelikle bölgede faaliyet gösteren barışı koruma birliğinin görev ve yetkileri hakkında somut görüşmelere ihtiyacımız var. Özellikle son günlerde barışı koruma tatbikatlarının aktif olarak yürütülmesi ve Ermenilerin bu tatbikatlara katılımı gibi bazı olumsuz raporlar geldi. Bu raporların resmi olmasa da göz ardı edilmemesi ve araştırılması gerektiği doğrudur. Barışı koruma görevlilerinin belirli görev ve yetkileri tanımlanmalı ve yetkinin kötüye kullanılması cezaları tanımlanmalıdır. İkincisi, son günlerde bölge haritalarında değişiklikler yapıldı. Bu haritalar Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bazı bölgelerin barışı koruma güçlerinin kontrolü altında olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu kabul edilemez ve ele alınmalıdır. Bu tür haritalar yanlış bilgi olsa da barış güçlerine duyulan güveni zayıflatıyor dedi. Azerbaycan'ın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve onun arayık Harut Yunyan adındaki terörist başını kabul etmediğini anlatan uzman, bölgeye mümkün olan en kısa sürede uygun bir genel vali ve Bakü'den yetkili bir kişi seçilmelidir. Genel olarak, bu konu toplantılar sırasında alakalı olmalıdır. Arayık Harut Yunyan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne tecavüz etmekte suçlanıyor ve iade edilmesi gerekiyor. Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan koridorun yakında açılması gerekiyor. Bu konunun aciliyetini kaybetmek imkansız. Dikkat ederseniz bu mesele Ermeniler tarafından kasıtlı olarak gizlenmiş gibi görünüyor ve değiştirmeye çalışıyorlar. Buna izin verilmemelidir. Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan koridor bizim için kırmızı çizgi olmalıdır. Türkiye ayrıca Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin katılımıyla Moskova'daki üçlü sonrası toplantılara davet edilmelidir. Çünkü Türkiye de bu sürecin bir parçası ve Rusya da bunu kabul ediyor. Resmi Ankara'nın katılımının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden daha sonraki görüşmeler aksatmasın diye konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 11 Ocak'ta üçlü zirve yapacağı belirtiliyor iddia edilen toplantı resmi olarak doğrulanmazken toplantı öncesi Ermenistan ve Azerbaycan istihbarat servisleri görüşmeler yapacak. Toplantı öncesi Ermenistan başbakanı Paşinyan ise karantinaya girdi. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Manegevryan yaptığı açıklamayla Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın karantinaya girdiğini duyurdu. Başbakanlık Sözcüsü Paşinyan'ın korona'ya yakalanıp yakalanmadığı veya temaslı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı. Paşinyan, Ortodoks Ermenilerin kutladıkları Noel bayramı için başkent Erivan'daki Aziz George Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmamıştı. Paşinyan, 2020 yazında korona hastalığını geçirmişti.